Ahmet İpek, Kanal 3'te sabah programını sunar. Günaydın efendim. Takvim yaprakları 30 Nisan 2020 Perşembe'yi gösterirken yeni günün sizlere, bizlere, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesi dileklerimle. Evet efendim. Bugün Nisan ayının son Kanal 3'te sabahı. Yarın 1 Mayıs. Bahar Bayramı. İşçi Bayramı. Evet, şimdiden kutlu olsun diyelim efendim. Evet, tabii bu geceden itibaren 30 büyük şehrimiz ve Zonguldak ilinde 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı başlıyor. Daha doğrusu sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Evet, yine zengin içeriğiyle sizlerle Kanal 3'te sabah gazetelerimiz var. Gazete 3 ve Kocatepe gazetesi. Onlara bakacağız. Günün haberlerine bakacağız efendim. Koronavirüs vaka sayısına bakacağız. Tabii video konferanslarımız olacak. Evet, onlar şimdilik sürpriz kalsın kimlerin olduğu. İsterseniz yine bugün dünkü gibi yine bir Kanal 3'te sabah klasiği olan İzmir Marşı'yla güne başlayalım efendim. Evet, izliyoruz. Çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Deftere yazdım, şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da,
Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Evet, hepsine selam olsun buradan bir kez daha Kanal İşte Sabah olarak efendim. Evet, isterseniz tabii Afyon'un vaka tablosuna bakacağız. Dün akşam saatlerinde Haberkurye.com yayınlamıştı. Daha sonra da Kanal 3 haberlerinde ekranlarınıza gelmişti Afyon'daki vaka tablosu. Ondan bahsedeceğim ama önce isterseniz Türkiye'nin bir vaka tablosuna bakalım. Gelişmeler sevindirici olsa da çok fazla da sevinmek gerekmiyor efendim. Çünkü henüz daha sevinmek için yolun başındayız. Tedbiri elden bırakmayacağız. Ben yönetmen arkadaşımdan rica edeyim bir vaka tablosunu yansıtsın. Evet, dünkü vefat sayımız yine düşme eğiliminde. 89, bir gündeki vefat sayımız 89. Tabii buna karşın vaka sayısı bir günde 2936'ya yükseldi. Bundaki yükselmesindeki etken dünkü yapılan test sayısının yüksek olması. Tam 43.498 test yapıldı ve bu yapılan testlerden 2936'sı evet virüs vakası çıktı. Dün iyileşen sayımız bir hayli fazla bir gün içerisinde. 5.231 hastamız iyileşerek taburcu oldular efendim. Toplam testimiz 991.613. Bunlardan 117.589'unda vaka tespit edildi. Evet, maalesef vefat sayımız 3.000'i aştı. 3.081 oldu. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız 1574, entübe durumda olan 831. Evet, toplam iyileşen hasta sayımız ise 44.022. Evet, inşallah bu tablo olumluya döner. Tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Tüm uzmanların ifade ettiği gibi. Herhangi bir gevşeme anında bu tablonun süratle değişmesi muhtemel, Allah saklasın diyelim efendim. Evet, dün akşam saatlerinde ilk olarak Haberkurye.com'un yayınlamış olduğu vaka tablosu Kanal 3 ekranlarında da ekranlarınıza getirildi. Dün akşamki ana haber bülteninde evet, dünyada azalırken Afyonkarahisar'da vaka sayısı artmakta. Kentte toplam vaka sayısı 196'ya ulaştı. Haberimizde birlikte izleyelim. Tüm dünyayı diken üstünde tutan koronavirüs salgını Afyonkarahisar'da etkisini her geçen gün arttırıyor. Türkiye genelinde ölümcül salgın sebebiyle vaka ve ölüm sayısı azalırken Afyonkarahisar'da koronavirüs vaka sayısı ile ilgili yeni güncel sayılar şöyle. Afyonkarahisar'da koronavirüs vaka sayısı görülen ilçe sayısı 16'ya yükseldi. Afyonkarahisar merkezde vaka sayısı 97 olurken sadece çay içerisinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. İyileşen hasta sayısı 24, evde izlem yapılan kişi sayısı 3118, şüpheli numune sayısı 2811, sonuç beklenen numune sayısı 196. Afyonkarahisar ilinde pozitif vaka sayısı 165. İlçelerde koronavirüs vaka sayıları ise şöyle. Bolvadin 23, Kızılören 19, Sandıklı 18, Şuhut 8, Emirdağ 9, İhsaniye 4, Hocalar 3, Başmakçı 3, Çobanlar 3, Dinar 2, Sinanpaşa 2, Bayat 1, Daskırı 1, İsçehisar 1, Evciler 1, Sultandağ 1. Evet, bu haberden ben biraz size ayrıntı vermek istiyorum. Acaba hangi hastanemizde kaç kişi yatmakta? Şu an itibariyle efendim
Afyon Devlet Hastanesi'nde 8 hastamız bulunmakta. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 19 hastamız var. Bunlardan en az bir pozitif çıkmış vaka sayılır efendim bunlar. Park Hastanesi'nde 4 hastamız var. Fuar Hastanesi'nde yok. Dinar Devlet Hastanesi'nde yok. Bolvedin Devlet Hastanesi'nde 5 hastamız yatmakta. Emirdağ Devlet Hastanesi'nde 6. Sandıklı Devlet Hastanesi'nde 16. Şuhut Devlet Hastanesi'nde yok efendim. Çay'da da yok bildiğiniz gibi. Zaten orada vaka da yok. Evet, yoğun bakımda 7 hastamız mevcut. Bunlardan 3 tanesi entübe durumda. Evet, evde izlem yapılan kişi sayısı. Bunların içerisinde sınır girişi, vaka temaslı ve tedbir amaçlı olanlar toplam 3118 vatandaşımız evde izlem yapılıyor efendim. Evet, tam gönderilen ilimizde numune sayısı 2811 numune gönderilmiş. Dün tarihi itibariyle beklenen sonuç sayısı ise numune sayısı 117. Evet, Afyonkarahisar merkezde de az önce haberimizde izlemiştiniz. 97 vakamız var. Başmakçı'da 3, Bayat'ta 1, Bolvedin'de var, 23 var. Tek vaka olmayan ilçemiz, resmi olarak olmayan ilçemiz Çay. Çobanlar'da 3, Dazkırı'da 1, Dinar'da 2, Emirdağ'da 9 vakamız var. Evciler'de 1, Hocalar'da 3, İhsaniye'de 4, İstihisar'da 1, Kızılören'de 19, Sandıklı'da 18, Sinanpaşa'da 2, Sultandağ'da 1, Şuhut'ta ise 8 vaka. Evet, ildeki toplam vaka sayısı da ise pozitif olarak 165. Bugüne kadarki toplam vaka toplam olarak 196 olarak belirtilmiş efendim. Tabii iyileşenler hastalarımız da var. 24 hastamız iyileşerek taburcu oldu. Maalesef 7 vatandaşımızı da kaybettik. Evet, bu da gösteriyor ki çok dikkat etmemiz gerekiyor efendim. Şimdi Yarenler Mahallesi'ne gidelim efendim. Afyonkarahisar'ın Yarenler Mahallesi adeta baştan aşağı yenileniyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Yarenler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları bizzat yerinde inceledi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Yarenler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Pınar Çağatlı, Sami Pınar Caddesi'nde mutallakların emir babaları asfalt yapıyor. Mahallede alt ve üst yapı çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş'la birlikte Yarenler'de devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını da yerinde gördü. Mahallenin baştan sona yenileneceğini ifade eden Başkan Zeybek, Yunus Emre Mahallesi'nde ise çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Daha önce yeraltı çalışmaları yapılan Yarenler Mahallemizde, Yunus Emre Mahallemizde yol yapım işlemlerine dün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Bugün de gidip mahallinde incelemelerde bulunduk. Asfalt frezemiz mevcut, asfalt yolları kazıyarak zemin hazırlığı yapıyor. Kilitli parke olan yerlerdeki kilitli parkeleri tamamen sökerek yeniden yapım işini ihale ettik. Firma peşinden hemen kilitli parke işini de tamamlayarak Yarenler ve Yunus Emre mahallelerini bitirmeyi hedefliyoruz. Peşinden Burmalı, Taşpınar olacak, o taraflara gireceğiz inşallah. Yarenler Mahalle Muhtarı Adem Ersoy ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. Hayırlı günler dilerim. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Evet, koronavirüs yaşlı, genç, çocuk demiyor. Evet, her ne kadar yaşlarımıza evden çıkmayın, risk grubundasınız desek de öncelikle sağlık çalışanlarımız da büyük risk altında.
Dün Fatma Kilci Kavas sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Şimdi o fotoğrafı ekranlarınıza getirmesini rica ediyorum ana kumandanın. Evet, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan sağlık çalışanı, iki çocuk annesi Tuğba Yüce Kuşdemir COVID-19 nedeniyle Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evet, mekanı cennet olsun diyelim efendim, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Bizlerin tedavisi için canla başla hayatını hiçe sayan sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz, temizlik görevlileri, hepsini bir kez daha yürekten kutluyorum. Sağlık camiasının başı sağ olsun diyeyim efendim. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, bu da gösteriyor ki dikkat gerekiyor efendim. Evet, şimdi Demokrat Parti'ye gidelim efendim. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal COVID-19 salgını sürecinde COBİ'lerin durumu hakkında açıklamalar yaptı. Partizanlık yapıldığını savunan Uysal sert eleştirilerde bulundu. Gültekin Uysal. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yaptığı yazılı açıklamada COVID-19 salgın sürecinde COBİ'lerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. COVID-19 salgın dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yaklaşık olarak 45 gündür iş yerleri geçici olarak kapalı olanların çok sıkıntıda olduğunu, kirasını, maaşları, elektriği, suyu, vergisini, sigortasını ödeyemeyen iş yerlerinin kredi alabilmek için bankalarda beklediğini ancak dilediği krediyi alamadığını söyledi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kredi ödemelerinde de partizanlık yapıldığına dair duyumlar alındığını da ifade ederek, hane geliri 5.000 TL'nin altında olan hanelere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı deniyor, ancak bütün kriterleri karşılayan ve gerekli evrakları sunan COBİ'lere ancak 3.000 TL kredi veriliyor. Milli bir afet günde bile partizanlık yapılıyor ve bazılarına 7.000, 10.000 TL kredi verildiği görülüyor, dedi. COBİ'lerin COVID-19 tedbirlerinden son derece olumsuz etkilendiğini söyleyen Uysal, destek paketleri yetersiz, başvurular bürokrasi sebebiyle gecikiyor, dedi. Pek çok esnaf ve COBİ kredilere ulaşamıyor diyen Uysal, salgın döneminde vergi ve prim ödemeleri alınmamalıdır. İşsizlik için ödenen devlet desteğinin bu dönemde artırılması gerektiğini, özellikle iş yerlerini açamayan küçük esnafın kira desteğiyle korunması ve COBİ'lere daha çok kaynak aktarılması gerektiğini düşünüyoruz, ifadelerini kullandı. Evet, bugün iki gazete yayınlandı demiş. Bir tanesi Kocatepe Gazetesi, bir diğeri Gazete 3. İsterseniz ilk olarak Kocatepe Gazetesi'nin gündemine bakalım efendim. Sürmanşetinde nefes kredisine ortaklaşa teşekkür edildi. COBİ'ler için uygulamaya başlanan nefes kredisi için ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, Afyon Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Münsürler, Denizbank Afyon Şube Müdürü Ahmet Ocak ve Denizbank Kocatepe Şube Müdürü Uğur Değirmendere ortak yaptıkları açıklama ile ilgililere teşekkür ettiler. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi asfalt sezonunu bu yıl çaydan başlattı efendim. İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da Çay ilçesindeki özel idare ekiplerinin asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. 65 yaşındaki hasta koronavirüsü Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yendi. Dün ekranlarınıza getirmiştik efendim görüntülü olarak. Hastamızın hastaneden ayrılışını alkışlarla uğurlandı 65 yaşındaki Hüseyin amca. Evet, gazetenin manşeti: tekstil fabrikası için hazırlıklar sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek 800 ile 1000 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının kurulacağı kapalı pazar yerini inceledi. 15 Mayıs'ta açılması planlanan fabrikanın açılışı koronavirüs salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiş efendim. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet, dün tekstil fabrikasını incelerken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek aynı zamanda pazar yerini denetledi.
sosyal mesafe uyarısında bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek vatandaşlara uyarıda bulunarak, tedbirlere uyduğumuz ölçüde sağlıklı kalırız. Bu virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına engel oluruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Temizlik ve maske kullanımı gibi tüm önlemlerimizi alalım. Koronavirüsle mücadelemizde başarılı bir sınav verelim ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele sürecinde mahallelerdeki etkinliklerine bir yenisini ekledi efendim. Mehteran takımı mahallelerde Ramazan'da moral turları yapmakta. Evet, Afyonkarahisar Valiliğinden bir açıklama geldi efendim. İller arası seyahat izin belgesinin E-Devlet veya Alo 199 üzerinden alınacağı belirtildi efendim. Bireysel olarak vatandaşların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecekmiş efendim. Günlük 600 maske üretiyoruz. Evet, dün ekranlarınıza gelmişti. Aynı zamanda kendisiyle video konferans da yapmıştık. Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, basın mensupları için de siperlik üretiyorlar, maske üretiyorlar. Bununla ilgili bir haber. Kardeşler kasabından sağlık çalışanlarına jest yapılmış. Evet, kendilerini kutluyoruz. Bir kutlamamızda Büge Kuru Kahve'ye, onlar da sağlık çalışanlarını unutmamışlar efendim, kahve ikramında bulunmuşlar. Bolvedin hemşerimiz Şerafettin Gürlek, üniversite hayalimiz 1990 yılında başladı diyor efendim. Azmin elinden bir şey kurtulmuyor haberi gazetenin ikinci sayfasında. Afyon Eğitim Vakfı zekat ve fitreleri kabul ediyor. Bununla ilgili bir haberin anonsu var. Gazetede ismimi yazdınız diye şikayetçi olan FETÖ'cü haksız bulunmuş. Bununla ilgili bir haber yayınlanmış efendim. Evet, bu da ikinci sayfada olan bir haber. Evet, bunu da gazetede okumanızı tavsiye ederim. Evet, yaklaşık 2 dakikamız var. İsterseniz yine bir haberle devam edelim efendim. Afyon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi başlattıkları denetimleri hızlandırdılar. Şehir merkezindeki pide üretimi yapan fırınlar tek tek denetleniyor haberimizde. Zabıta Müdürlüğü ekipleri pide üretimi yapan fırınları tek tek dolaştı. Zabıta önce fırınlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ardından imalathanelere girerek pidelerin hazırlandığı ortamları denetledi. Daha sonra gramaj kontrolüne geçen görevliler fırından çıkan pideleri terazide tartıp uygun olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetlediği fırınların hijyen kurallarına uyduğu ve üretilen pidelerin yeterli gramajda olduğu görüldü. Afyonkarahisar'da pide üretimi yapan tüm fırınları denetleyen zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetlemelerini sürdürecek. Mesafeye dikkat edin lütfen. Birer mehterayla. Koronavirüs nedeniyle pide fiyatları ise zamlanmadı. Geçen yıl oranla bazı fırınlar fiyatları düşürdü. Koronadan dolayı biz pide fiyatlarını vatandaş yesin diye bizim hisar olarak düşürdük. Normalde 3.25 olması gereken pide fiyatımız bu sene 2.5 lira. Vatandaşa kampanya yaptık yesin diye. Maskelerimizi, eldivenlerimizi, siperliklerimizi takıyoruz. Kasiyerlerimiz ayrı, pide saran elemanlarımız ayrı bir şekilde, para alanlar ayrı bir şekilde çalışıyoruz. İçeride de hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Önce personelimizin, sonra müşterilerimizin sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Denetimler sık sık yapılıyor. Belediyenin yaptığı denetimlerden memnunuz. Daha da sık olmasını istiyoruz. Hijyen bir şekilde devam ediyoruz. Evet, reklam zamanı efendim. Kısa bir reklam arası. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam edecek.
Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam ediyor. Evet efendim, koronavirüs konusunda özellikle muhtarlarımız, din görevlilerine büyük görev düşüyor. Mahallelerindeki vakaları bildirme konusunda. En son dün ulusal basına da yansımıştı efendim, Ürgüp'te bir cenaze töreninde. Toplu olarak cenaze namazı kılınmış, bir hayli kalabalık bir şekilde. Ve bir kişi, tam 45 kişiye virüsü bulaştırmış cenaze namazı sırasında. Evet, muhtar hakkında ve imam hakkında soruşturma başlatıldığı da ekranlarınıza gelmişti efendim. Haber bültenlerinde izlemiştiniz. Evet, ne yapalım şimdi efendim? Afyonkarahisar Belediyesi'nin çok değerli bir sanat yönetmeni var. Hakikaten başarılı. Bu sezonu da bir hayli iddialı hazırlanmışlardı. Büyük çalışmaları vardı, emekleri vardı. Onlar da tabii koronavirüs nedeniyle ara verildi. İnşallah en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Onlar da çalışmalarına bir an önce başlarlar. Evet, Hasan Hüseyin Elmas'tan bahsediyorum. Dün kendileri sosyal medyada kısa bir bölüm paylaşmışlar. Sevgili oğullarıyla birlikte. Selamsızlar Korosu diye. Kim oğullarının ismini de buradan yansıtayım efendim. Ozan 14 yaşında, 8. sınıf öğrencisi. Kerem 9 yaşında. Kerem Elmas 4. sınıf öğrencisi. Tuna 6 yaşında, 1. sınıf öğrencisi. Evet. Çok özür dilerim. Ben ana kumandadaki arkadaşlarıma bir uyarayım da, çok sayıda bana şu anda mesaj gelmekte sesin gitmediği ile ilgili. İsterseniz bir reklam arası verelim. Arkadaşlarımız bir ilgilensinler. 5-6 yerden bana şu anda sesin gitmediği bilgisi geliyor. Evet, bir reklam atalım arkadaşlar da. Evet, şu anda sesin ulaşmakta olduğunu ifade ettiler. Evet, umarım sesimiz vardır, ulaşıyordur. Yine mesajlar geliyor. Evet, arkadaşlarım herhangi bir teknikte sorun olmadığını belirttiler. Ozan, Kerem ve Tuna Elmas güzel bir çalışma yapmışlar efendim. Birlikte izleyelim mi hep birlikte? Biliyorum.
Evet, sanatçı babanın sanatçı evlatları Ozan, Kerem, Tuna, Elmas, kendilerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma yapmışlar. Hasan Hüseyin Elmas kardeşimize de ayrıca bir teşekkür yapıyoruz. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtulurlar. Güzel çalışmaları imza atmaya devam ederler. Bir an önce diyelim efendim. Evet, yine haberlerimizde devam edelim. Şimdi Emirdağ Belediyesi'ne gidiyoruz efendim. Koronavirüsle mücadele kapsamında köylerdeki vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştırılıyor. Halkın maske ihtiyaçlarına anında cevap veren Emirdağ Belediyesi sorumluluk alanında olmamasına rağmen sıcak yemek yardımlarının yanı sıra Emirdağ'da kaymakamlık ve sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen maskeleri köylülere ulaştırıyor. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçemizde hiçbir mahalle ve ev ayrımı yapılmadan ekiplerimizin planlı bir şekilde sokak sokak, hane hane dolaşması ile toplamda 8000 haneye içerisinde eldiven, maske, çamaşır suyu, sabun, ıslak mendil ve peçeteden oluşan, ayrıca belediyemiz tarafından hazırlanan tedbir kurallarını içeren bilgilendirme broşürlerin dağıtımı gerçekleşmiştir ifadelerine yer verildi. Şöyle bir de 14 kuralımızı verelim. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. Koyuncu konuşmasının devamında şunları söyledi. Ziyaretini gerçekleştirdiğimiz ancak evde bulamadığımız hemşerilerimize de belediyemiz internet sayfası üzerinden talep karşılığı dağıtımlarımız devam etmektedir. Ayrıca Emirdağ Kültür Evimizde her gün mesai saatleri içerisinde personellerimiz tarafından ücretsiz maske dağıtımı yapılmaya devam edilmektedir. Hoş bulduk. Merhaba, iyi günler. Emirdağ Belediyesi'nden geliyorum. Tamam. Serkan Başkanımızın çokça selamı var. Evet efendim, şimdi bugün ikinci gazete olan Gazete İç'in gündemine bakalım. Arkadaşlarımız ekrana yansıtacaklar derken geldi efendim. Bugün takip var Mehmet Emin Güzbey'in hemen birinci bölümden sonra, gazetenin birinci sayfasını okuduktan sonra onu da size aktaracağım. Sahte belgelere rastlanıyor diyor Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz. Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar sadece E-Devlet ve Alo 199'dan başvuru yapabiliyorlar artık efendim. KOBİ'ler rahat bir nefes alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu'nun imzaladığı protokol çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın finansman desteği nefes kredisi uygulaması başladı. Evet, zekatlarınızı Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlayın. Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üstü Serteser, zekat ve fitre vermek isteyen hayırseverlere çağrıda bulunarak, zekatları Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlayarak öğrencilere destek olmalarını istedi. Evet, okullar kapalı olsa da Afyon Eğitim Vakfı'nın bursları öğrencilere ulaşmaya devam ediyor. KOBİ'ler ayakta tutulmalı diyor Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal. Koronavirüs salgında en çok KOBİ'lerin zarar gördüğünü, KOBİ'lerin ayrım yapılmaksızın ayakta tutulması gerektiğini ifade etti. MÜSİAD'dan Erbaş'a destek. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD, Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol, geçtiğimiz Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde verdiği hutbe sebebiyle belirli kesimlerin eleştirilerine maruz bırakılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın destekçisi olduklarını söylemiş. Dünya eski dünya olmayacak. AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Covid-19 salgını sonrasında dünyada bazı değişiklikler yaşanacağı ifade ederek dünya eski dünya olmayacak ifadelerini kullanmış. Gazete 3'ün manşeti bakan onay verdi. Kanal 3'ün sürekli olarak gündeme getirdiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne yatırım yapılması ile ilgili talepler AK Parti Milletvekili Ali Özkaya tarafından önceki gün Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye iletildi. Bakan Pakdemirli iletilen projeye finansman sağlanması için genel müdürlüğe talimat verdi. Uygulanacak proje ile ilimizde
manda üretimi artırılacakmış. 65 yaşında koronayı yenen hasta Gazete 3'ün manşetinde de var efendim. Manşetin bir diğer haberi Gazete 3 okurları için yazan fitoterapist, diyetisyen ve ilahiyatçı Ayşenur Eroğlu Erik yazmış. Ramazan'da sahur ve iftar. Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınları denetledi. Bir başka haberimiz. Diğer belediyelere örnek olacak İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Çay ilçesinde İl Genel Meclisi'nin çalışmalarını yerinde bizzat incelemiş, takip etmişti efendim. Nefes Kredisi'nin öncü bankasıyız. Denizbank Afyon Şube Müdürü Ahmet Ocak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti. Nefes Kredisi'nin öncü bankası olduklarını söylemiş. Sektörün gelişmesine katkı sağlayacak. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek 15 Mayıs'ta açılmasının planlandığı fakat koronavirüs nedeniyle açılışının ertelendiği tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu efendim. Frigya'da çiçekler açtı. Taş ocakları yönü genişletilecek. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in bir diğer çalışması. Taş ocakları yolu genişletilecek efendim. 25 metre genişliğinde olacak ve bölünmüş bir yol yapılacakmış efendim. Vatandaşlara moral konseri veriyor. Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran takımı mahalle mahalle dolaşmakta. Gazetenin iftar ve sahur vakitlerini bildiren köşesi var. Bugün için Afyonkarahisar'da iftar 19.56, sahur vakti ise 04.21. Evet, bunlar Gazete 3'ün birinci sayfa haberleriydi efendim. Evet, isterseniz hemen yine hiç ara vermeden takipten bir bölümü okumaya çalışalım efendim. Korona ile mücadele için demiş Mehmet Emin Güzbey. Korona ile mücadelenin olmazsa olmazlarından birisi izolasyon olduğu kadar vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Bağışıklık sistemi güçlendirecek en önemli etkenlerden birisi de probiyotikler. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyon Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu bir sohbetimizde bazı bilgiler vermişti. Dedi ki hemen burnumuzun dibinde Dinar'da bir aile var. Probiyotik konusunda önemli çalışmaları var. Bizim Almanak'ta da yer aldılar. Dinar'a gittiğinizde uğrar görürseniz faydalı olur. Ramazan öncesi Dinar'a gittiğimizde Münire Hanım'ın bahsettiği aileye uğradım. Simbiyotik markasıyla patentlerini almış ve en önemli mesafeleri kat etmiş olan aileyle biraz söyleştik. Mutlu oldum. İlimizde bu işleriyle uğraş verenler olduğu için. Evet, bir bölüm okuyalım. Süremiz yettiği oranda. Sağlık Dinar'da. Firmanın kurucusu Mustafa Koca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. Bir süre önce vefat etmiş. Eşi Yıldız Koca bayrağı devralmış kardeşiyle şimdi onlar bu işi yürütüyorlar. Bir nevi eşinin vasiyetini yerine getirmekte. Mustafa Koca aslen Mersinli. Köy çocuğuymuş. Aile bütçesine katkı sağlamak için 6 yaşından itibaren oğlak otlatmaya başlamış. Amcası ve babası aynı yaştaki amca kızıyla kendisini hayvanları hangisinin daha iyi besleyeceği konusunda yarıştırırmış. Hayvanları iyi beslemenin yalnızca otlatmakla bitmediğini o yaşta anlamış ve hayvanların daha iyi beslenmesi için hangi otları yediklerini gözlemlemiş. Hayvanları otlattıktan sonra birer kucak otla eve dönüp otları tanımaya merak sarmış. Liseyi bitirinceye kadar bu iş devam etmiş. Annesi geleneksel tedavi yöntemlerini iyi bilen bir kadınmış. O sayede bitkilere daha merak sarmış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi'nde eğitim görmeye başladıktan
itibaren annesinin geleneksel yöntemler uygulamasına karşı çıkmış. Okuldan mezun olduktan sonra da fikri değişmemiş tabii ki. Topraklarımızın bilinçsizce kirletildiği, patates tarlalarının kanser üretmeye başladığını, tarlaların karantina altına alındığını gördükten ve o tarlaların nasıl ıslah edileceğine dair fikir üretmeye başlayana kadar. Hava azotunun 24 saat süreyle toprağa aktarılmasının hem verimliliği artıracağı hem de üreticinin maliyetlerini azaltacağına dair fikrinden hareketle mikrobiyal gübreler üretip başarılı sonuçlar almış. Bu arada ABD'li bir profesörün insanların bağırsak florasını zenginleştiren kişi Nobel Tıp Ödülü'ne aday olur sözü kendisini çok heyecanlandırmış. Kendisi de tam olarak profesörün bahsettiği o noktada ilmiş. Bitkiler için mikroorganizma üretirken hijyen konusunda da titiz davranıyormuş. Konu insan sağlığı olunca hijyene daha da önem vermesinin gerekliliğinin bilincinde olarak 2012 yılından itibaren bağırsak koşullarında her bitkiyi oksijensiz ortamda kendi mayalarıyla fermente etmeye ve probiyotik bir karışım oluşturmuş. Ürettiği karışımı önce aile içerisinde tüketmeye başlamışlar, sonra yakın çevre içerisinde. 2017 yılında 1065 çeşit probiyotiği bir araya getirerek Guinness Rekorlar kitabına, sonra da Başbakanlık Almanağı'nda yerlerini almışlar. Ürün 2015 yılında patentlenmiş. Patentini almış efendim. Yıldız Koca ve kardeşi Hakan Uzunlar yakın bir gelecekte bu işi daha büyük bir mekanda yapmak için projeler geliştiriyorlar. Türkiye'nin her yerinden bitki geliyor. Eşi Mustafa Koca hayatını kaybettikten sonra işi bırakmamış Yıldız Koca. Patentini almadan önce 6 yıl eşiyle Ar-Ge çalışmasını birlikte devam ettirdikleri bu iş onu hayata bağlayan unsurların başında olmuş. Eşi vefat ettiğinde 8 yıllık evliymişler. Şimdi kardeşi Hakan Uzunlular ile birlikte üretime devam ediyorlar. İnternet üzerinden dünyanın pek çok yerine gönderiyorlar ürünleri. Onlar söylemiyor ama öğrendiğim kadarıyla çeşitli kanser hastalıklarına iyi gelmiş bu ürün. Türkiye'nin her yerinden ürün talep edenler var. Bitkiler sadece Afyon topraklarından değil, Antalya'dan 200'den fazla bitki geliyor. Bağırsak hastaysa, ayrı bir bölüm, onu da okuyorum efendim sizlere. Yıldız Koca ülkemizdeki bitki florasının dünyanın ikinci en zengin florası olduğunu belirtiyor. Metabolizmanın çok önemli olduğunu vurgularken, metabolizması bozuk insanlar için sağlıklı, İnsanlar sağlıklı düşünemezler, nitelikli yaşayamazlar ve mutlu olamazlar diyor. Bu arada Hipokrat'ın bir sözünü hatırlatıyor. Bütün hastalıklar bağırsakta başlar. Bağırsak hastaysa vücudun kalanı da hastalanır. İnsan metabolizmasının verimli çalışabilmesi için vücudumuzda gerekli enzim sayısının 3200 olduğunu, bu sayının ise insanlarda 600 kadar olduğunu, metabolizmanın verimli çalışabilmesi için vücutta gerekli probiyotik çeşitliğinin 1000 dolayında olması gerektiğini, halbuki bu sayının insanlarda 65-70 kadar olduğunun altını çiziyor Yıldız Koca ve simbiyotiklerin bu eksikliği karşılaması gerekliğinden doğduğunu, patenti kendilerine ait olan ürünün 70 ülkede 50 milyon çalışma arasında bir başka benzerinin bulunmadığını vurgulamakta. Evet, sağlık için demiş, son bir bölüm var, onu da okumak istiyorum efendim. Önemli bir kısım aslında yazının da. Tabii sizler bu yazıyı benim okumamı dinledikten sonra gazetelerde de okuyacaksınız eminim. Tabii simbiyotikin temin etme konusunda da ihtiyaç duyacaksınız.
Sağlık için demiş Mehmet Emin Güz Bey. Bu köşeden reklam niteliğinde bir bilgiyi aktarmamaya gayret ediyorum. Ama bu konu önemli. Sağlık için çünkü. Hele ki şimdi daha önemli. Kullananlardan doğru bilgileri aldığım için gönül rahatlığı ile bu simbiyotiğin internet adresinde ilgilenenler için aktarıyorum demiş efendim. Evet, bizler de aktaralım. www.simbiotik.com.tr. Evet. Biz de adresi vermiş olduk. Arkadaşlarıma bakayım ne kadar bir süre kaldığını. Evet, 2 dakikamız kalmış efendim. İsterseniz bu 2 dakikada boş geçirmeyelim. Bir haber daha verelim efendim. Tabii sevindirici haberler koronavirüsle ilgili gelmeye devam ediyor. Bu haberimizde Burdur'un Bucak ilçesinde 56 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek tedavisini tamamladı ve taburcu oldu. Burdur'un Bucak ilçesinde ilk koronavirüs vakası olan 61 yaşındaki kadın hastanın hastaneden taburcu olmasının ardından bir kişi daha taburcu oldu. (Gülüyor) 13 Nisan Pazartesi günü Bucak Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Badem Ağacı'nda yaşayan kadın hastanın tedavisi tamamlandı. Tedavisi tamamlanan 56 yaşındaki kadın hasta bugün hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan kadını Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrı Tanır başta olmak üzere hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Kadın hasta tüm hastanede sağlık çalışanlarına el salladı ve herkese teşekkür etti. Evet, yine bir reklam arası. Reklamlardan sonra birlikte olmak dileğiyle efendim. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam edecek. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam ediyor. Evet efendim, Kanal 3'te sabah devam ediyor tüm hızıyla. Türkiye'nin 81 ilinde meslek liseleri adeta destan yaratıyor efendim. Hem öğretiyorlar, hem eğitiyorlar, hem de aynı zamanda üretiyorlar. Afyonkarahisar'ımızda çok önemli bir meslek lisesi var efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Hakikaten çok güzel, başarılı çalışmaları var. Dün kendilerini ziyaret etmiştim. Rica ettim, kabul ettiler. Bugün dedim bir görüşme yapalım dedim. Adeta bir fabrikaya çevirmişler. Bir üretim fabrikası gibi. Neler üretiyorlar onları şimdi konuşacağız. Şu anda okulumuzun değerli müdürü Mehmet İvecen ve öğretmenleri var. Başta Nurcan Erginekon Kimya Teknolojisi Şefi olmak üzere. Değerli öğretmenlerim de oradalar. Ben ilk konuşmayı okul müdürümüzle Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İvecen'le yapmak istiyorum. Hocam günaydın efendim Sayın Müdürüm. Günaydın efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok 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 teşekkür ederim. İyiyim efendim. Evet. Tabii ben işin teknik boyutunu öğretmenlerimize soracağım ama okulun müdürü olarak ilk sizinle konuşmak istedim efendim. Okulumuzda neler üretiyoruz? Efendim okulumuzda 2 yıldır kimya teknolojisi alanında temizlik ürünleri üretimini gerçekleştiriyorduk. Bu COVID salgını olduktan sonra bakanlığımız 38 okul belirledi. Kimya teknolojisi alanı olan 38 okul Türkiye genelinde dezenfektan üretmemizi istedi. Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde
38 okuldan birisi olan Afyonkarahisar'daki okulumuz Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olarak biz de dezenfektan, yüzey dezenfektan üretimine başladık ve epeyce bir yol aldık. Şu ana kadar 200 ton civarında bir üretimimiz gerçekleşti. Bu üretimimize Afyonkarahisar resmi kurumlar ve milli eğitim olmak üzere başta çevre illerimiz Eskişehir, Muğla, Uşak, Kırıkkale illerinin de ihtiyaçlarını karşılamış durumdayız. Evet. Üretimimiz bu şekilde halen devam etmektedir. Evet, tabii ürünlerimizden fotoğraflar da gösteriyorlar arkadaşlarım. Sayın Müdürüm, tabii ben teknik boyut hocalarıma sorayım ama şu anda koronavirüsü nedeniyle okullarımız kapalı. Öğrencisiz bir okulda neler hissedersiniz efendim? Sabahleyin mecbur geliyorsunuz, yöneticisiniz. Duygularınızı almak isterim efendim. Valla gönül ister ki bir an önce bu salgın bitsin, öğrencilerimize kavuşalım. Biz özledik öğrencilerimizi. Öğrenci olmadan okul boş bir şeye benzemiyor yani. Öğrencisiz geçirmek zor okulda. Öğrencilerimizin bir an önce okula dönmesini arzu ediyoruz efendim. İnşallah efendim. Bir an önce öğrencilerinize sizler de kavuşursunuz. Öğrenciler de tabii okula gelmek için eminim can atıyorlar. Onlar da evlerde mahsur durumdalar. Tabii sağlık her şeyden önce geliyor. Efendim değerli müdürüm, eğer bir ilave edeceğiniz nokta yoksa ben Nurcan hocamla konuşmak isterim. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Veriyorum Nurcan hocam. Evet, ben teşekkür ederim efendim. Evet, Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Şefi Nurcan Ergin'e kon. Evet, umarım soyadınızı yanlış söylemedim hocam. Nasılsınız hocam? Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Evet, sanırım seste bir problem var. Hocam sesimi duyma şansınız var mı? Şu anda duymakta mısınız? Evet, arkadaşlarım tekrar arayacaklar. Bu arada ben hakikaten Afyon Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düne kadar pek çok ürünün temizlik konusunda üretildiğini Afyonkarahisar'da bilmiyordum. Çamaşır suyundan tutun bulaşık deterjanına kadar pek çok ürün üretiliyor. Hem de tam standartlarında olması gereken özelliklerde var. Kaliteden ödün verilmemiş. Fiyat da piyasadaki emsallerine göre bir hayli ekonomik, kaliteli ve fakat ekonomik. Evet, yayın hazır mıdır onunla ilgili? Evet, hazırlık yapıyorlar arkadaşlarım. Ama bu arada isterseniz bir haber girelim arkadaşlar. Evet, Isparta'dan bir haberle devam edelim. Evet, Kuveyt'ten getirilen ve Isparta'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan işçiler çektikleri videolarla ilgi ve alakalarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorlar. Haberimizi birlikte izleyelim efendim. Ne oldu yayın oldu? Alo. Merhaba Sayın Kaymakamım. Sağ olun, günaydın efendim. Yayındaydım, hemen açamadım, kusura bakmayın. Yok yok hocam, 10.30 gibi sizi arıyorlar yayın öncesi. Size şifreyi verecekler, numarayı verecekler. Sizinle testi yapacaklar, ondan sonra yayını alırlar. Tamam kaymakamım, görüşmek üzere. Tamam efendim, görüşürüz efendim, sağ olun.
20 saniye. Haberle mi devam? Haberle mi devam ediyoruz? Bağlantı olmadı daha. Tamam, haberle devam edeceğiz abi. Sesim yayındaymış şu anda. Sesi kapatırlarsa. Evet, haberlerle devam ediyoruz efendim. Arkadaşlarım tekrar bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Bilecik'teyiz efendim. Korona salgını ile mücadelede denetimler sürüyor. Bilecik'te korona ile ilgili alınan tedbirler, yapılan virüs tedbirleri kapsamında drone'la sosyal mesafe denetimi yapıldı. Birlikteyiz diyelim. Evet, yine haberle devam edelim efendim. Arkadaşlarım sorunu çözmeye çalışıyorlar. İnşallah bağlanacağız. Denizli'de, evet, Denizli'ye gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir lodos vardı. Şiddetli bir lodos nedeniyle caminin minaresinin külahı yıkıldı. Külahsız kalan minare görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 3 ay öncesinde meydana gelen olayın ardından minare halen külahsız duruyor. Vatandaşlar ise külahsız minareye şaşkın gözlerle bakıyor. Covid-19 salgını sebebiyle camiler cemaatle namaz kılmak için yasaklansa da vatandaşlar külahın bir an önce yapılmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Yaşar Memiş, minareyi külahsız gören vatandaşların şaşırdıklarını ifade etti. Vatandaşlar görünce yani şaşırıyor yani, bu minare daha hala yapılmadı mı diye. 3 ay oldu, yapılsın yani. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yani bir an önce camimizin minaresini yapsınlar. Caminin külahının ise önümüzdeki günlerde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Sanırım uydudan kaynaklanan bir sorun var efendim. Arkadaşlarım onu giderinceye kadar isterseniz biz birlikte Türkiye'yiz diyelim mi? Sevgiyim ben. Bulursun yoklayınca yüreğimi. Türkü kokar dağlarım, aslı açar, şirin açar çiçeklerim. İşte ben Türkiye'yim. Bir şiirde iki dize, sevdanın nakş olduğu kilimde desen, dervişin üflediğin neyim? Ben Türkiye'yim. Ağlayan, gülen Türkiye'yim. Ben yetim bebeklerin beşiklerine bağ, elma yanaklı kızlarımın başında yazma, umutla dikilen fidan, yalın ayak insanlarda yüreğim. Ben Türkiye'yim. Umutların büyüdüğü Türkiye. Toroslarda Dadaloğlu'nun, gözelerde Karacaoğlan'ın izi vardır. Narasını duyarsın Köroğlu'nun Çamlıbel rüzgarında. Dağlar sevdaların hasırasıdır. Ben Emir Dağ, Ferhat'ın deldiği dağ, Şirin'in örttüğü çevreyim. Ben Türkiye'yim. Gönül Türkiye. Ben Yunus'taki dil, Hünkar'daki yol, Mevlana'da gel çağrısı. Gel, ne olursan ol, yine gel. Dervişim, deliyim, veliyim, ahi evran eliyim. Ben Türkiye'yim. Türkiye. Yaran Türkiye.
ben. Seherle savrulan bozlak yangını. Barakta, hoyratta, ağıttaki ben. Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum, halayım, barım, çayda çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye. Ben harman dalı, sarı zeybek, horon halay, çayda çırayım. Ben Türkiye'yim. Ağıtlarla, halaylarla umut olup dikilen ben. Ufuk larda sökülen ben, tarih yazıp sayfalara türkü türkü yakılan ben. Ben Türkiye'yim, sen Türkiye'sin, biz Türkiye'yiz. Ay yandırma Türkiye. Ben efsanesinde ağrıda, Munzur'dan çağlayan yürekteki ben. Bingöllü çobanlarım çığırır türkülerimi. Uzanır her vakit Nemrut'tan elim. Harran'dan yükselen zılgıt sesiyim. Ben Türkiye'yim, kucaklaşan Türkiye. Dile gelir Bursa, Söğüt, Domaniç. Tarihi anlatır koca çınar. Selviler andırır minareleri. Şehirler sultanı, can İstanbul. Anılır seninle Sultan Mehmet Han, Hanlar Hanı, hey! Koca Sultan, bizi biz yapan, Koca Sinan'ın haşmetle diktiği Selimiye'yim. Ben Türkiye'yim, Sevda Türkiye. Evet, Sevda'yım ben. Ana sütü kadar ak, ana sütü kadar temiz sayfalara yazılırım. Minik parmaklar beni taşır. Sevgi olurum karşılıksız yüreklerde. Dağ diplerindeki, ötelerdeki köyler de benim. Omuzlarında taşır beni öğretmenim. Hatice öğretmende, Ayşe, Mehmet öğretmende sevgiyim. Sen baş öğretmenim, önderim, liderim, Bozkır'ın zeybeği, Gazi Kemal, hey! Türkiye'm sen, sen Türkiye'msin. Ben Türkiye'yim. Biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı Türkiye. Ben Türkiye'yim. Sen Türkiye'sin. Biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı Türkiye. Evet. Biz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle bir bütünüz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz efendim. Arkadaşlarım sorunları çözmeye çalışırken ben isterseniz dün itibariyle Haberkurye.com'un sizlere aktardığı son vaka tablosundan bazı ayrıntıları vereyim efendim. Şu anda hastanelerimizde yatan ve bir pozitif vakası olan, yani pozitif çıkmış vaka sayısı, toplam sayımız 58 vatandaşımız ilimizdeki ve ilçelerimizdeki hastanelerde yatmakta. Bunlardan Afyon Devlet Hastanesi'nde yatan 8 hastamız var. Daha önce bu sayı 31'di, şu anda 8 efendim. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 32 idi, şu anda yatan 19. Park Hastanesi'nde 7 hastamız mevcuttu. Şu an itibariyle 4 hastamız var. Fuar Hastanesi'nde 3 hastamız vardı koronavirüs tanısıyla yatan. Şu anda Fuar Hastanesi'nde yatan hastamız yok. Dinar Devlet Hastanesi'nde 1 hastamız vardı. Şu an için yok. Orası da 0. Evet, Bolvedin Devlet Hastanemizde 11 hastamız vardı. Şu an itibariyle 5 hastamız var. Emirdağ'da 6 hastamız var. Emirdağ Devlet Hastanesi'nde, Sandıklı Devlet Hastanemizde 31 hastamız vardı. Şu an itibariyle sayı 16'ya düştü. Şuhut Devlet Hastanesi'nde
yatan hastamız bulunmamakta. Çay Devlet Hastanemizde yok. Yoğun bakımda daha önce 29 yoğun bakım hastamız vardı. Şu an itibariyle bu sayı 7. 10 entübe hastamız vardı. Şu an itibariyle entübe durumda olan hastalarımızın sayısı ise 3 efendim. Evet, taburcu edilen pozitif vaka sayısı ve evde izlenen vaka sayımız 107. İyileşen ve taburcu olan hasta sayımız 24. Maalesef kaybettiğimiz hasta sayımız 7. Evde izlemi yapılan hasta sayımız ise 3118. Evet, arkadaşım bana bir reklam arasına girmemiz gerektiğini işaret ediyor. Reklamlara girelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden yayınımız devam edecek efendim. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam edecek. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam ediyor. Evet, Kanal 3'te sabah son bölümüyle tekrar sizlerle efendim. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin olduğu bölgedeki internet hatlarında yaşanan sorun nedeniyle çok sağlıklı bir bağlantı gerçekleştiremedik efendim. Sizlerden özür diliyoruz efendim. Bu bağlantımızı inşallah pazartesi gün arkadaşlarımız oraya giderek oradan arkadaşlarım gerçekleştirecekler. Sizlere oradaki çalışmaları yansıtacağız efendim. Bir bağlantımız daha var. Bir video görüşmemiz daha var. Afyonkarahisar'ın 17 ilçesinin birbirinden değerli kaymakamları var. Hepsi birbiriyle hizmet aşkıyla neredeyse yarış ediyorlar efendim. İhsaniye ilçemiz, önemli bir ilçemiz. Ferik Vadisi'nde tarihiyle, tarihi dokusuyla, zengin kültürüyle önemli bir ilçemiz efendim. Şimdi de İhsaniye Kaymakamımız Semih Doğanoğlu ile görüşürüz efendim. Sayın Kaymakamım günaydın efendim. Günaydın, sağ olun efendim, sizlere de. Nasılsınız? İyisinizdir umarım efendim. Sağ olun, iyiyiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ettiğinden ne kadar öyle biraz yorulsak da azmimizi kaybetmiyoruz. Tüm hızımızla vatandaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Evet, efendim dün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından illerimizdeki veriler yansıtıldı. Dün ana haber bültenimizde de gelmişti. İhsaniye ilçemizde 4 vaka, pozitif vaka bildirildi. İsterseniz buradan başlayalım sohbetimiz efendim. Bu vakalar nasıl oluştu efendim? Öncelikle biz yaklaşık yani 2 aydır sürdürdüğümüz koronavirüsle mücadelemiz son kerteye kadar gayet güzeldi. Herhangi bir vaka, pozitif vakaya rastlanmadan güzel bir şekilde devam ediyorduk. Açıkçası biz de bu durumdan çok mutluyduk. Lakin en son 15 Nisan'da yasal düzenlemeyle cezaevinden tahliye olan bir vatandaşımız kurallara maalesef riayet etmeyerek 14 gün kuralını ihlal ederek yakın akrabalarıyla görüştüğünden hem kendisinde hem de iki tane gelini, bir tane torunu olmak üzere 4 kişiye, toplamda 4 kişi de koronavirüs pozitif çıktı. Bu çerçevede şu an mevcut durumda 4 tane vatandaşımız da pozitif virüs tespit edilmiş durumdadır. Ama evet, yani bu başka hanelere sıçramış durumda değil. Sadece tek bir hanede görülen bir vaka. Yani açıkçası yerini de söylemek gerekirse bu vatandaşımız Kayağan Beldesi'nde ikamet ediyordu.
Dolayısıyla biz Kayahan Beldesi'nde tedbirlerimizi daha sıkı arttırdık. Lakin şu an diğer hanelere sıçramaması bizim için umut verici açıkçası. İnşallah umuyoruz ki sadece bu hanede kalır ki biz bulaş tespit çalışmalarını da yaptık. İnşallah diğer kişilere de bulaştırmadan biz bunu atlatacağız. Atlatacağımıza inanıyoruz. Bu şekilde. Evet. Tabii Kayahan Belediye'mizin Belediye Başkanı Ömer Şahin sık sık vatandaşları uyarıyor. Belediyeden anonslar yapılıyor. Ama dün akşam haberlerde siz de izlemişsinizdir efendim. Ürgüp'te bir köyde bir toplu cenazede maalesef bir kişi tam 45 kişiye bulaştırdı. Durum tabii hafif alınacak bir şey değil efendim. Ama öncelikle ben İhsaniye ilçemizde başlangıçtan bugüne kadar kaymakamlığımız ne gibi tedbirler aldı efendim? Şimdi açıkçası biz hükümetimizin, bakanlıklarımızın almış olduğu tedbirlere binaen biz de kendi ilçemizde politika geliştirdik. Yine Afyonkarahisar Valiliğimizden, bakanlıklarımızdan, Cumhurbaşkanlığımızdan gelen talimatlar doğrultusunda kendi ilçemizde tedbirlerimizi oluşturduk. Bu çerçevede öncelikle ilk vaka oluştuğunda Vefa Sosyal Destek Grupları oluştu. Vefa Sosyal Destek Grupları'nın amacı ihtiyaç sahibi olan vatandaşların evden çıkmamaları ve bu anlamda ihtiyaç duydukları şeylerinde burada oluşturulan, tesis edilen grup vasıtasıyla karşılanması amacıyla oluşturulmuştu. Biz de ilk olarak ilçemizde İhsaniye Vefa Sosyal Destek Grubu'nu kurduk. Bu çerçevede kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve belediyeden burada gönüllü ve bizim yine görevlendirdiğimiz kişilerden yaklaşık 109 kişiden oluşan sosyal destek vefa grubu oluşturduk. Bu grup marifetiyle biz bugüne kadar maaş çekilmesi, fatura ödemesi, ilaç alınması, seyahat izin belgelerinin verilmesi, yine temel gıda malzemelerinin temini ve hastane ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konularda toplam 636 adet vatandaşımıza yardımcı olduk. Diğer yandan biz ilk bu vaka ortaya çıktığında ilçemizde belde belediye başkanlarımızı, ilçe belediye başkanlarımızı ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerini davet ederek gerçekleştirdiğimiz toplantıda dezenfekte çalışmalarının nasıl yapılacağına ilişkin olarak bir planlama programlama yaptık. Bu çerçevede bizim 4 tane belde belediyemiz, bir de ilçe belediyemiz olmak üzere 5 tane belediyemiz var. Belediyelerimiz zaten bakanlığımızdan gelen, İçişleri Bakanlığımızdan gelen talimatlarda da belediyeler marifetiyle ilaçlamaların yapılacağı belirtildiğinden biz köylerimizi ve ilçe merkezindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve diğer vatandaşların toplu olarak yaşadıkları yerlerin dezenfektesi için bir planlama yaptık. Bu çerçevede İhsaniye Belediyesi'ne, Döer Belediyesi'ne, Kayahan, Gazlıgöl ve Yaylabağ Belediyelerine bazı köyleri tahsis ettik. Takriben 5-6 köyden oluşan gruplara ayırdık ve her belediyemiz kendi sorumlu olduğu köylerin aynı şekilde belde belediye merkezini ya da ilçe belediyesi merkezini ilaçlamak marifetiyle bu şekilde dezenfekte çalışmalarını yürüttüler. Şimdiye kadar da gayet güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Haftada en az 2 defa olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahallelerimiz, yine köylerimiz, 26 tane köyümüz var, 23 tane de mahallemiz var. Bunların hepsi haftalık olarak devamlı en az 2 kere olmak suretiyle ilaçlanmakta. Diğer yandan yine hükümetimiz tarafından bizlere gönderilen talimatlar çerçevesinde ki tüm Türkiye'de olduğu gibi restoran, kafe, lokanta bu tarz yerler sadece kısıtlandı. Sadece paket servisi yapıldı. Bazı iş kolundaki biliyorsunuz yerler kapatıldı ki ilçemizde de aynı şekilde marketler, bakkallar, büfeler, fırınlara ilişkin ondan sonra ve diğer bazı konularda bir sürü kısıtlamalara gitti ve biz de bunların, bu kısıtlamaların ilçemiz genelinde tamamıyla uygulanabilmesi amacıyla emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz ve diğer ilgili paydaşlarımızla
sıkı bir şekilde çalışarak bunların takibini yapıyoruz. Şimdiye kadar da açıkçası çok fazla şikayet aldığımızı da düşünmüyoruz. Yani biz açıkçası cezaevinden tahliye olayı arizi bir durum olduğu için biz onu açıkçası takip ediyorduk ama vatandaşın bu noktada kurallara riayet etmesi gerçekleşseydi eğer yine ilçemizde herhangi bir vaka görülmeyecekti. Açıkçası evet. O vakayı saymazsak şu an ilçemizde alınan tedbirler yani tabiri caizse meyvesini vermiş durumda ve geçtiğimiz haftaya kadar biz sıfır vakayla süreci yürütmeyi bilmiştik yani. Evet. Tabii kaymakamım siz devlet olarak, devletin yetkilisi olarak bütün tedbirleri alıyorsunuz orada ve almışsınız da. Keza belediyelerimiz de öyle, belde belediyelerimiz olsun, İstaniye belediyemiz olsun. Ama asıl önemli olan vatandaşımızın tedbir alması. Yani evet. Kurallara riayet etmesi. Buradan sizin açıklamalarınız çok önemli. Şu anda İstaniye sizi dinliyor. İstaniye dedin, beldeleri sizi dinliyor efendim. Hem ekranlarından hem de sosyal medya hesabından, Kanal 3'ün sosyal medya hesabından. Evet, ben üstelik Ramazan ayındayız. Kim istemez ki camilerde namazlar kılınmasın, okullarımız açık olmasın, hepsi olması gerekir. Ama öncelikle sağlık. Sayın Kaymakamım, buradan sizin uyarılarınız çok önemli efendim. Öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Biz gerek kaymakamlığımız sitesinden, gerek sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımıza sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz, uyarılarda bulunuyoruz. Ama açıkçası böyle bir platformdan sesimizi duyuruyor olmaktan dolayı da sizlere teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. Bu çerçevede vatandaşlarımızın öncelikle Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah bu günler de, bu kara günler de geçecek. Aldığımız tedbirlere inşallah uyularak, biraz daha sabır gösterilerek biz bu süreci en kısa sürede atlatacağız. Ki rakamlar da onu gösteriyor açıkçası. Fakat rehavete hiçbir şekilde kapılmamalıyız. Ne olursa olsun biz aldığımız kararlara ilçe hıfzı sıha kurulu kararı olarak ya da il hıfzı sıha kurulu kararı olarak alınan kararlara vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyorum. Ki biz bunları kendi sağlıkları, kendi can güvenlikleri açısından söylüyoruz ki eğer bir virüs bulaşsa başta kendi açıkçası canları yanacak. Biz bunları istemiyoruz. Biz vatandaşlarımızın can güvenliğini teminat altına almak istiyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla onların hizmetindeyiz. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan da tek istediğimiz aldığımız kararlara lütfen uyalım. Bunlar, bu tedbirler inanın hepimiz için. Vatandaş bu tedbirlere ne kadar daha fazla uyum gösterirse, ki şimdiye kadar uyduğunu kesinlikle söylüyorum, ki o rastlanan vakayı dikkate almazsak, şimdiye kadar güzel bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Ve İhsaniye ilçemizden, tüm vatandaşlarımızdan benim beklentim, lütfen alınan kararlara riayet edelim. Bu aldığımız kararlar tamamen sizin sağlığınız, iyiliğiniz, güzelliğiniz için. Yoksa inanın hiçbir amacımız yok. En kısa sürede atlatmak niyetiyle ben tüm vatandaşlarımıza bir kez daha, tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ayrıca bu virüsle mücadelemiz hız kesmeden devam ettiğinden biraz daha sabır göstermelerini ve alınan tedbirlere riayet etmelerini temenni ediyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet, Sayın Kaymakamım, son olarak sormak isterim. Acaba İhsaniye'de ve beldelerimizde vatandaşlarımız maskeye ulaşmakta zorluk yaşıyorlar mı efendim? Şimdi açıkçası ilk başlarda maske bulma konusunda sıkıntı yaşadık. Lakin biz kendimiz ilçe kaymakamlığımız olarak kendimiz maske temin ettik. Ve ilk etapta kamu kurumlarına, ilçemizde bulunan tüm kamu kurumlarına, belediyelere biz bunları dağıttık. Akabinde vatandaşlarımıza da dedik ki ihtiyaç olunan maskeler için herhangi bir kamu kurumuna, belediyelerimize ya da kaymakamlığımıza müracaat edebilirsiniz. Biz size buradan ihtiyacınız olan maskeyi temin edeceğiz. Bu çerçevede
birçok vatandaşımız gerek kaymakamlığımıza gerek diğer kurumlarımıza gelerek maskelerini temin ettiler. Fakat açıkçası ilk başlarda dediğim gibi maskeler istenilen düzeyde değildi. Daha sonra yine hükümetimizin almış olduğu kararla maske satışı yasaklandı ve tamamen hükümet tarafından illere, ilçelere dağıtım gerçekleştirildiği için biz bu noktada sıkıntı yaşamadık. Ve her hafta Afyonkarahisar Valiliğimizden belli miktarda bize maske gönderilmekte. Biz de bu maskeleri vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla gerek muhtarlıklarımıza, gerek belediyelerimize, gerek diğer kamu kurumlarına dağıtımını gerçekleştirdik. Şu anda maske sıkıntısı yaşadığımızı düşünmüyorum açıkçası. Özellikle pazar yerlerinde yine maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tüm belediyelerimizde pazar kuruluyor. Bu çerçevede pazarların giriş çıkışları tutulduğu için buralara maskesiz de girilmediğinden buralarda vatandaşımıza da maske dağıtıyoruz. Diğer şekilde de vatandaşlarımız maskelerini tüm kamu kurumlarından temin edebilirler. Ayrıca internet aracılığıyla da başvuru yapmak kaydıyla da PTT'lerden de kendilerine maske temini yapılabilmekte. Evet. Açıkçası şu an itibariyle herhangi bir maske sıkıntısı yaşadığımızı düşünmüyorum. Evet. Sayın Kaymakamım, ben son sözlerinizi alayım. Aynı zamanda tabii bayram geliyor. Ramazan bayramı gelecek. İnşallah sağlık içerisinde kavuşacağız. Tabii halkınızın bayramını buradan şimdiden kutlamak istersiniz ve bayram uyarılarınız da mutlaka olacaktır efendim. Tabii ki. Bayramımız biraz buruk geçecek. Bizim geleneksel o güzel bayramlarımız maalesef öyle görünüyor ki biraz kısıtlamalar altında geçecek ama açıkçası üzülmeye gerek yok. Biz bunu da atlatacağız. Vatandaşlarımız yine bayramlarını her zamanki gibi gönül rahatlığıyla kutlayabilirler. Belki birbirlerine gelip gitmede şu an açıkçası çok erken bunu söylemek ama kısıtlamalar nedeniyle belki problem yaşayabilirler ama dediğimiz gibi bu bayramı bu şekilde atlatalım. Çünkü hiç istemediğimiz şeylerle karşılaştık. Camilerimiz kapatıldı, teravihler yapılamıyor ve diğer bir sürü şey kısıtlanmış vaziyette. Ama bunları da aşacağız dediğim gibi tekrardan o bizim güzel bayramlarımıza erişeceğiz. Ama vatandaşlarımız moralini bozmasınlar. Bu bayramı da en iyi, en coşkulu şekilde kutlamayı bilsinler ki kutlayacağız. Buna da inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. De. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli kaymakamım. İnşallah sağlıklı günlerde bir araya gelebilmek dileğiyle efendim. İnşallah, sağ olun. Evde kal, İhsaniye diyerek sözümü bitirmek istiyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Evet, değerli kaymakamımızı duydunuz. İhsaniye evde kalın dedi. Evet, hasta olmaktansa, canınızı kaybetmektense evde canınız sıkılsın efendim biraz, yapacak başka bir şey yok. Evet, hepiniz sıkıldınız. Evet, biliyoruz bizler özellikle basın mensupları çalışmak zorundayız. Geliyoruz işimize, gidip geliyoruz. Ama evden çıkamayanlar var. Pek çok yaşlımız var. Örneğin sevgili kayınvalidem neredeyse 1,5 aydır evden çıkmadı. Çıkmadığı gibi kimsenin de yüzünü görmedi. Sadece ihtiyaçları kapısına bırakılıyor. Çocukları bile temas kurmuyorlar. Onun canı sıkılmadı mı? Sıkıldı. Ama onun sağlığını kaybetmesinden kötü bir şey var mı? Evet, canınız sıkılsın. Evde varılsın, evde sıkılın efendim. Yakınlarınız üzülmesine, sizin canınızın kaybedilmesine kadar gidebilecek sebeplere, nedenlere varacak kadar virüsün tehlikeli olduğu bir ortamda aman dikkat diyoruz efendim. Tedbirlere uyalım harfiyen. Evet, İhsaniye Kaymakamımıza da açıklamaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarına uyarılarını yaptı. Ramazan'la ilgili, bayramla ilgili, gelecek bayramla ilgili tüm tedbirlerin alındığını, bir vatandaşın, evet, cezaevinden çıkmış bir vatandaşın
sorumsuzca bir davranışı bu gibi sonuca yol açtı. İnşallah bu sayı orada kalır diyelim efendim, İstaniye'de daha fazla yayılmaz, Kayağında yayılmaz. Aslında tüm ilçelerimizde ve merkezde olmasın diyoruz efendim. Yaklaşık 5 dakikamız var. İstersen şimdi Uşak'a gidelim efendim. Uşak'ta çocuklarıyla birlikte karantinaya alınan vatandaşlar bu süreci çektikleri video ile paylaştılar. Bazı ebeveynler zamanlarını çocuklarıyla oyun oynayarak geçirirken bazı çocukların da yaşadığı oyuncak mutluluğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Birlikte izleyelim mi? Ramazan dolayısıyla bol miktarda su getirildi. Susuz kalmıyoruz. Şöyle iftar yemeğim geldi az önce. Geçtiğimiz hafta Kosova, Almanya ve Suudi Arabistan'dan farklı günlerde gelen toplamda 424 kişi Uşak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı burada geçirdik. Çok güzel, çok coşkulu bir geceydi. Her odada bir kişinin bulunduğu yurtta ailece Türkiye'ye dönenler ise aynı odada kalıyor. 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlar çocuklarıyla birlikte geçirdikleri karantina süreçlerine dair videolar yayınladı. Videoda her türlü istek ve ihtiyaçlarının yurt görevlileri tarafından karşılandığını belirten vatandaşlar, çocuklara ise çeşitli hediye ve yiyecekler verildiğini anlattı. Çok ağır. Teşekkür et kızım. Çok ağır. Çok ağır değil mi? Annem çıksın. Yurtta sağlanan internet imkanıyla okula giden çocuklardan bazıları uzaktan eğitim alırken, yaşları küçük olanlar ise oyun oynayarak vakitlerini geçiriyor. Her gün sağlık kontrolünden geçen vatandaşlar hallerinden memnun olduklarını dile getirirken, çektikleri videolarda minnetlerini anlattı. Evet, şimdi Uşak'ın Banaz ilçesine gidiyoruz efendim. Tam 80 dekarlık alanda kurulan topraksız serada yıllık 3500 ton salkım domates üretiliyor. Haberimizde birlikte izleyelim efendim. Domates üretimde dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri olan Banaz'da jeotermal ısı kullanılarak üretilen domateslerden ortalama 50 kilogram verim alınıyor. Topraksız jeotermal serada yüksek verim alınması nedeniyle üretilen salkım domateslerden günlük ortalama 20 ton elde edilirken yılda ise 3500 ton üretiliyor. Koronavirüs salgınına rağmen üretime devam edilirken tüm yıl verim alınan domateslerin yaklaşık 1/3'ü ise başta Almanya ve Rusya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Banaz'ı jeotermal konumunun olması nedeniyle tercih ettiklerini belirten Sera'nın üretim müdürü Barkın Neslanoğlu, dekarda 50 ton üretim hedefliyoruz dedi. Banaz'ı tercih etmemizin nedenlerden bir tanesi jeotermal konumunun olması. 60-65 dereceler sıcak sudan faydalanıyoruz. 50-55 dekar, 50-55 ton arasında bir hedefimiz vardır dekardan. 70 ila 90 gün arasında bir süremiz vardır hasata kadar. Ondan sonra hasatla birlikte bir yıl boyunca verim alıyoruz. Sera'nın yönetim kurulu başkanı Ertuğrul Yavuz Pala da ihracata ilişkin bilgiler verdi. Biz 3000-3500 ton arası domates üretiyoruz. Başka ürünlerimiz de var şu anda. Başka seralarımız da var. Domatesin önemli bölümünü ihracatta biz asıl bu sene başladık. Almanya'ya direkt ihracat yapıyoruz. Bu dönemde satışlarımızın önemli bölümü iç pazar, bir kısmı da Rusya, yani %10-15 gibi. Ama kış döneminde ise satışlarımızın çok önemli bölümü Avrupa'ya ve direkt kendimiz ihracat yapıyoruz. Evet efendim, bir Kanal İşte sabahında sonuna geldik. Hatalarımız için affola diyelim efendim. Yarın bayram, 1 Mayıs bayramı. Şimdiden kutlu olsun efendim. Yarın bayram ama biz burada bayramı sizlerle birlikte kutlayacağız efendim. Yarın sabah birlikte olana dek sağlığınıza, insanlığınıza iyi bakın efendim. Hoşça kalın.
Ahmet İpek, Kanal 3'te sabah programını sundu.